birçok gölet kurumaya yüz tuttu. Kısa süre önce içerisinde bir miktar su bulunan arkamda gördüğünüz gemi konağı göleti de ne yazık ki kuruyan göletler arasına girdi. 2015 yılında içerisinde su olan gölet şu anda ancak kupkuru. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Kıbrıs Siviye Göleti'nin neden kuruduğunu anlattı ve kontrolsüz su kullanımı ve yağışların az olmasının en büyük etken olduğunu ifade etti. 4 milyon 200 bin ton civarında, metreküp civarında bir su kapasitesi var ama şu an sıfır noktasında. Ve bu tarihinde, göletin tarihinde en düşük noktada, en kötü durumda, maalesef öyle. Son 4-5 yıl yeteri kadar kar yağışı olmayışından ve geçen yılında yağışların çok kötü olmasından bir de kontrolsüz suyun kullanılmasından dolayı bu noktaya geldik. Bu tabii ki yani sulama suyunu olumsuz bir noktaya getirmesinin yanında Lefke Gemi Konağı, Denizli ve bizim Soli Mahallesi dediğimiz, Soli Bölgesi dediğimiz bölgeye kadar içme kullanma suyu olarak verdiğimiz suları da etkilemiş durumdadır. Biz bu göletin suyunu içme kullanma suyu olarak vermiyoruz belki ama bu su bir tampon görevi görüyor ve Trodos'tan derenin altından gelen suya bir tampon görevi görüyor. Onun üzerindeki suyu biz alıyoruz. Bu sunun seviyesi düştük sonra tabii ki suların seviyesi de aşağıya en dip düşmüş durumdadır ve şu an için ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bir de tabii işte 9000 kusur öğrencinin de artık okula gelmiş olmasından dolayı buradaki nüfus bayağı artmış bir durumda. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yağışlar başlar başlamaz göletin hemen dolmayacağına da işaret etti ve Lefke bölgesinde şu anda su sıkıntısı olduğunu da kaydetti. Bakabildiğim kadarıyla Aralık ayında yağmur bekleniyor. Belki de bir de Kasım'ın son haftasında. O da tam net değil anlaşılan. Peki o yağışlar yeterli olacak mı göletin tekrar dolması Yok, için? Yok, kısa bir sürede dolmaz zaten. Yani en iyimser bir şekilde yani kış sonuna kadar ancak dolar. Ciddi bir kar yağışı olursa da onlar erir. Tabii daha erken sürede dolabilir. Bu içme sularını bizim az seviyelere götürdü. Ve bugün işte Lefke'de, Denizli, Gemi Konağı ve Soli bölgesinde bir su sıkıntımız var. Peki bu sıkıntıyı dönüşümlü olarak veriyoruz. Bir motor devreye, ayrı bir motor takviye aldık. Şimdi yarından itibaren bir motor daha takviye alacağız başka bir yerden. Öyle çözmeye çalışıyoruz. Birçok bölgeye dönüşümlü olarak veriliyor su. Bazı yerde de yeterli olmuyor. Tankerle takviye etmeye çalışıyoruz depoları. Gemi Konağı göletinin kurumaya yüz tutması bölgedeki üreticileri de zarara soktu. Onlarca meyve ve sebze yetiştiricisi ürünlerini sulayacak su bulamıyor. Göletten üreticiler yararlanıyordu. Üreticiler şu an nasıl bir sıkıntı yaşayacak? Bir takım tabii arttı. Maliyetler çok arttı. Su maliyetleri yer altından su çekilerek yani kuyulardan su çekiliyor. Sular da azaldığı için suların motorların kapasitesi az ve iki katlı bir maliyete çıkıyor. Yıllardır bu göletin esas anavanası bozuk. Ve bu bir türlü tamir edilemedi. Şimdi en uygun bir ortam olmasına rağmen hiç su yok içerisinde. Hı. Henüz daha tamir edilmiş değil. Yani orada da bir Peki, ciddi bir kaçak var. Onu ben bilemiyorum. Biz de onu soruyoruz. Yani onun tamir edilmesi gerekiyor. Bir de karşıda gördüğümüz bir logar var. Evet. Oradan su tahliye oluyor. O logarın da altında ve ortasında bir takım delikler oluşturuldu. Yani bu gölet yapılırken yaklaşık 2 metrelik bir logardır o. Yani dipten yukarıya doğru 2 metrelik bir su seviyesinin kalması öngörüldü. Bu hem buradaki canlı hayatın devam etmesine hem göletin en alt seviyesinin ıslak kalmasına, kuruyup çatlamamasına neden olan bir şeydi, gerekçeydi muhakkak ki. Ama orada bir takım değerler oluşturuldu ve su o en alt noktaya kadar boşaltıldı. Onun altı da tabii artık buharlaşmayla falan daha da alta inmiştir şimdi. Yani o deliklerin kapatılması gerekiyor bir. Bir de ikincisi şu an bu ortamı uygunken vananın tamir edilmesi acilen gerekiyor. Kaya, Türkiye'den gelen suyun tüm adaya dağıtılacağını da belirterek teknik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kıbrıs'ın kuzeyindeki her yerleşim yerine Türkiye'den gelen su ulaştırılacak. Evet. Yalnız 2011'de bu proje yapılırken Defke
bir takım bölgeler gibi Lefke bölgesi de tamamen bir tek Doğancı köyü hariç bu projenin dışında bırakıldı. Proje öyle geliştirildiği için bize su ulaşmadı. Şu an bu projenin işte ikinci etabı projelendirme aşamasındadır. Bildiğimiz kadarıyla sonuna da geliniyor. O kapsamda bu su tüm yerlere ulaştırılacak. Doğancı'daki depoya da henüz su ulaşmış değil. Biz batı bölgesinde bir tek Güzelyurdun içine, merkezine ve Yayla köyüne ulaştı. Yani mesela oradan bizim tarafa doğru Güneşköy ve Aydınköy var. Onlara da bu su ulaşmış değil. Bir takım teknik çalışmalar daha devam etmesi gerekiyor diyebiliyorum. Bayağı alt noktalara indi akvelerdeki su seviyeleri. En azından ilk aşamada içme sulama, sonra da bir miktar içme kullanma, sonra da bir miktar yetecek kadar bir su artacak tarımsal amaçlı. Ama bugün görüyoruz ki yani benim duyabildiğim kadarıyla bizim bölgemizde 50'ye yakın yeni kuyu açma izni verildi ve devamlı veriliyor bunlar. Yani olmayan bir aküfere hala daha biz veriyoruz, veriliyor. Belediyenin nezdinde değil mi? Yok, belediyeye ait değil. Evet. Belediye ait değil su kuyusu açma izni. Ve araları bu insanlar birçok kişi bayağı yüksek rakamlarda paralar harcadı. Su da yok, bulunmuyoruz ama işte insanlara da bir ümit belki buluruz diye. Yani bu şey değil, yani bu aküferi tekrar tamir etmeye, eski haline belli bir oranda getirmeye, o tuzluğu geri püskürtmeye yönelik bir takım öngörüler varken, ciddi projeler varken, büyük mali boyut olan projeler varken bu taraftan tekrar yeni kuyular kazdırmak da bence mantıklı değil, yani bulmuyorum. Göletin kurumasıyla maden işçilerinin kullandığı hamam da kurak alanda kaldı. Gölet 90'ların başında 92'de tamamlandı ve kullanıma açıldı. Tabii o dönemde bir takım tartışmalar oldu göletin yapılış noktası itibariyle. Fakat yapıldı. Daha yukarıya yapılabilirdi. Daha yukarı yapılsaydı mesela Lefke'ye ait sulanacak arazilerin çok büyük bir çoğunluğu bu sudan yararlanamıyor. Çünkü seviye aşağıdadır. Daha yukarı yapılaydı. Oranlar da sulanabilirdi. Onun dışında burada işte CMC'nin hamamlarını görüyoruz. Pek çok CMC'ye ait yapı vardı ve bu bir müze şeklinde de getirilebilirdi. Ama maalesef tam gelindi ve bu artık tarihi bir değer taşıyacak mal kapasitesinde olan yeri tamamen içine aldı. Bir tek hamamların işte üst kısmı kalır su dolu olduğunda, gölet dolu olduğu zaman. Peki bir proje düşünülüyor mu hamamlar için? Biz hamamlar için bir proje sunduk TC Elçiliği yardım heyetine. Bu hamamların bir otel ve restoranta dönüştürebilmesi için etrafında tabii bir takım düzenlemeler yapılabilir. Hamamların hemen yanında bir var, madenin çıkarıldığı bir galeri var. Bu galeri tabii gölet yapılırken betonla kapatıldı. Ve o dünyanın pek çok yerinde bu artık sona erdirilmiş maden ocakları ve birinin ciddi bir turistik değeri var. O amaçla kullanılabilirdi bu. Bilmiyorum, biz bu projeyi gerçekleştirebilirsek belki orası tekrar açılır ve o dehlizler, tüneller o amaçla da kullanılabilir diye düşünüyorum. Peki gölet tekrar dolarsa eğer bu şekilde bir proje olduğunda ne yapacak? Onun önlemi alınacak. Önüne bir set çekilecek. Onu içeriyor yani proje. Evet. Set çekilip şeyden ayrılması, sudan ayrılmasını içeriyor. Evet. Gol manzaralı olacak. Evet, yani bu göl dolu olduğunda çok muazzam bir yer olur burası, gerek otel anlamında gerek restoran anlamında. 1992 yılında tamamlanan Gemi Konağı göletinin 4 milyon 200 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunuyor. Göletin kurumasındaki etkenlerden biri de bilinçsiz kullanım. Bunun önüne geçmek içinse belediyede denetimin olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bunu bu göletin belediye tarafından, belediye devrilmesi, belediye tarafından kullanılması idaresinin de bölge üreticilerine ait olacak bir komitenin tarafından idare edilmesi. Yani bu gölet işte 4 milyon 200 bin yani taşıma durumunda 4 milyon 200 binken nereye kadar gidecek bu su? 3 milyona düştüğünde, 2 milyona düştüğünde, 1 milyon metreküp'e düştüğünde nereye kadar sulayabilir? Bunların tespitini yapacak bir komite. Bu da ancak bölgedeki üreticilerden oluşacak bir komite olabilir. Buraya devredilmesi gerekiyor. Bir de bir tek bu gölettir. Kuzey Kıbrıs'taki tek bu gölettir ki suyu parayla satılıyor. Başka hiçbir göletin suyu parayla satılmıyor. Bu göletin suyu,
Bu şimdi sayıyı tam bilmiyorum ama bir dönem, yani bir müddet önce bu göletten ödenen 42 kişi vardı. Bunu devretmek istemiyor devlet. Ama bu şekilde de geldiğimizde işte hem bu noktaya geliyoruz, hem sulamada sorun çıkıyor, hem içme suyunda sorun çıkıyor ve rentable bir şekilde kullanıldığı da inanmıyorum. Ben öyle de görülmüyor. Çünkü 4 milyon 200 bin metreküp bir su kapasitesi var ve bilinen derken yani gerçek olan da şu, bunun 1 milyon metrekübü faturalanıyor. Bu 1 milyon metrekübün de 500 bin TL'lik kısmı, 500 bin metreküplük kısmı tahsil edilebiliyor. Yani 8'de biri, 10'da biri kadar bir sunun parasını tahsil edebiliyor devlet. Daha doğrusu Bölge Sular Komitesi. Onun için dediğim gibi bölgenin üreticilerinin oluşturacağı bir komite tarafından yönetilmesi gerekiyor. Belediye buna taliptir. Daha iyi bir şekilde bu hizmeti verebileceğine ve daha fazla bir noktaya da verebileceğine da ben inanıyorum. Kaldı ki mesela bu göletin hattının, sulama hattının gittiği bir nokta var. O noktadan Yedidalga Köyü'ne 1 kilometre var yalnızca. O 1 kilometreye bu su gitmiyor. O insanlar çok daha pahalıya su kullanmak durumunda kalıyorlar. Ama 10 kilometre uzağa, Güzelöl yanına kadar bu su götürülüyor. Burada ciddi bir çelişki vardır. Yani ilk önce bu bölgenin bir değeridir, kaynağıdır. En yakından uzağa doğru kullanılması gerekiyor. Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci göletinde su seviyesinin sıfıra düştüğünü belirterek turizm açısından da göletin kurumasının olumsuzluk yarattığını ifade etti. Göletin hem insan kaynağının en önemli, insan hayatının en önemli unsuru olan su anlamında bir değeri var. Bir de turizm anlamında değeri var. Ancak şu anda ikisi de bundan etkilenmiş durumda. Çok iyi hatırlıyorum. Bu hemen yan tarafımızda olan hamam bölümünün suların altında kaldığı çok güzel fotoğraflar çekilen örnekler var. Aslında gölet yapımı için yanlış bir seçimdi. Çünkü CMC'nin kalbinin attığı ekipmanlarının, tesislerinin olduğu noktaydı burası. Bunların yerine bir gölet yapmak yanlıştı. Ancak bu artık yapıldı. Kıbrıs'ın en büyük birinci göletiydi. Geçitköy'deki gölet yapılmadan önce. Şu anda bu özelliğini kaybetti. İkinci gölet oldu ve kuruması çok büyük bir sorundur. Bunun dışında biz yapılması gereken gölet umarız ki bu yıl yağan yağmurlardan sonra eski güzelliğine kavuşur. Ancak turizm değeriyle de kullanmamız gereken lefke denilince akla gelen önemli değerlerin başında geliyor. Turizm anlamında da burada görmüş olduğunuz bu eski hamam Kıbrıs'ın belki de dünyadaki tek örnektir. Bu mimari dokuyla yapılan, mimari açıdan da çok önemlidir. Eski Kıbrıs paralarının üzerinde de şekli girmiştir. Yaptığımız araştırmaya göre 1950'li 60'lı yıllarda kullanıldığını tespit ettik. Maden işçiliği biliyorsunuz çok ağır bir görevdi. Yüzleri, gözleri, elleri simsiyahlaşan maden işçileri evlerine gitmeden önce buraya geliyorlardı. Yandaki bisiklet park yerine bisikletlerini park edip hamam içerisinde sıcak su, buharlı kazandan gelen sıcak suyla duş ihtiyaçlarını giderip temiz bir şekilde evlerine gidiyorlardı. Yani sosyal yönü de olan, eski insanların hatırladığı, nostaljik de bir değerdir. Bu göletin turizme kazandırılması, daha doğrusu göletle birlikte hamamın turizme kazandırılması oldukça önemlidir. Lefke Turizm Derneği olarak temennimiz az önce belediye başkanımızın da vurguladığı gibi burasının turizme kazandırılarak görevini yapması, ayrıca da umarız ki gerekli tedbirler alınarak bu gölette birikecek olan suların bölgemizin ihtiyacı için kullanılması en büyük temennimdir. Karlıtaş, göletin denetiminin belediyeye verilmesi gerektiğini dile getirdi. Umarız ki gereken tedbirler alınır ve su yönetimi belediyeye devredilir. Ve belediyenin öncülüğünde üreticilerle birlikte yeni bir planlamayla bu 4 milyon metreküp ve azalmasıyla birlikte diğer metreküpleri nasıl kullanılacağı iyice hesaplanır ve bir kez daha bu kötü duruma düşmeyiz.